Evet, Tansu Çiller'in siyasete dönmesi ihtimaline karşı canı sıkılanlar var. Geçmişi karıştırıp bak Tansu Çiller böyleydi diyenler de var. Bir taraftan da işte 90'lı yılları o faili meçhul cinayetleri hatırlatanlar da var. Ama Tansu Çiller'in terörün canına nasıl ot tıkadığını bir şekilde konuşmuyorlar. Çiller'in karşılığı var kardeşim. Yarın dönsün, hatalarından da arınan bir Tansu Çiller bu ülkede iş yapar. Yani merkez sağda söz sahibi olur diye düşünüyorum. Yani Ali Babacan'ı katlar, Ahmet Davutoğlu'nu da katlar, Saadet Partisi'ni de katlar. Demokrat Parti'nin ya zaten oyu belli, biliyorsunuz. Belli bir yerde olur, iktidar olmaz ama Cumhur İttifakı'nın çok çok önemli bir bileşeni olur. Ha şimdi diyorlar ki Tansu Çiller'e Tayyip Erdoğan parti kurduruyor. De git ulan diyorum, başka da bir şey demiyorum. Bugünlerde en çok merak edilen sorulardan biri Tansu Çiller'in yeniden siyasi sahneye dönüp dönmeyeceği. Valla ben de merak ediyorum ama yani böyle bir çevreme baktığımda, konuştuğum insanların anlattıklarına baktığımda sanki Tansu Çiller bu işe meyilliymiş gibi geliyor bana. Zira eski DYP'liler, çoğu dostluk kurduğum, arkadaşım olan birçok kişi Tansu Çiller'in dönmesinden yana fikir beyan ediyor. İşte bu anlatılıyor. Efendim Tansu Çiller dönecek, işte merkez sağdaki, merkez sağ mı kalmış ya? Merkez sağ nerede kardeş? Merkez sağın oyları kimi oraya gitmiş, kimi buraya gitmiş, kimi burada, kimi de orada bekliyor biri çıksa da biz de ona versek diye. Şimdi ben şu tespitimi yapayım. Evet, Tansu Çiller'in siyasete dönmesi ihtimaline karşı canı sıkılanlar var. Geçmişi, hani arşivi karıştırıp bak Tansu Çiller böyleydi diyenler de var. Bir taraftan da işte 90'lı yılları o faili meçhul cinayetleri hatırlatanlar da var. Ama Tansu Çiller'in terörün canına nasıl ot tıkadığını bir şekilde konuşmuyorlar, dile getirmiyorlar. Tansu Çiller o dönemde geldi, Allah rahmet eylesin, Doğan Güreş'le birlikte terörün canını okudu. Teröristler artık neredeyse sıfır noktasına gelmişti ama inat etti Tansu Çiller. Neye inat etti? Artık akıl hocalarına mı baktı, bilmiyorum. Kime inandıysa o dönemde yanı başında baş danışmanı olanlardan birisi de Memduh Bayraktıroğlu'ydu. Ben de kendisiyle çok sık görüşen bir isimdim. Yani yakın bir isimdim. Tansu Hanım neye inat etti? Ben seçime birkaç hafta kala yapmayın dedim. Mehmet Ağar'ı bırakmayın. Mehmet Ağar'ı Elazığ'da aday gösterin ve birinci sırada gösterin dedim. İki, bucaklarla ilgili kendisine fikrimi söyledim ama maalesef dinlemedi ve bunun iki sebepten, yani iki bölgeden dolayı seçimi kaybetti ve baraj altında kaldı. Doğru Yol Partisi'ni baraj altında bırakan lider olarak tarihe geçti. Mehmet Ağar o dönemde Tansu Çiller'e karşı herhangi bir muhalif, yani 28 Şubat'ta kendisini satanlar kadar kendisine muhalif olan bir isim değildi. Mesela Yalım Erez vardı Tansu Çiller'in yanında. En önemli kurmaylarından birisiydi. Ama 28 Şubat'ta Yalım Erez gemiyi ilk terk edenlerden biri olmakla beraber gitti. Adam Süleyman Demirel'den hükümeti kurma görevi aldı ve hükümet kurmaya çalıştı. Birçok kişi var, yani Tekin Enerenler, şunlar bunlar. Ya Tansu deyip bir daha başka bir şey söylemeyenler 28 Şubat sürecinde Tansu Çiller'i yerle yeksan etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Her şeyi. 28 Şubat'ı konuşuyoruz ya. Milletvekilini götürdüler. Yani ölsem Tansu Çiller'den ayrılmam diye milletvekilini götürdüler. Gece sabaha kadar içirdiler ve hani o milletvekili de hakikaten sözünün eri bir milletvekili ve yanına artık ne yaptılarsa sabahleyin adam kalktı, dedi ki ben gidiyorum. Nereye? Hüsamettin Cindor'un kurmuş olduğu partiye. Gidiş o gidiş. Ya yanıma geliyor, diyor ki ulan ne kadar karaktersizler bunlar ya diyor. Kime diyorsun sen diyorum. Ya Doğru Yol Partisi'ni bırakıp ANAP'a bilmem ne Hüsamettin Cindor'un kurduğu partiye gidenlere kızıyorum diyor. Daha ben o zaman Günaydın gazetesinde çalışıyorum. Ankara'dayım. Abi adam merdivenden aşağı iniyor. Ben televizyonda izliyorum. Daha merdivenden ya. İniyor, kayboldu. Kapıyı kapatıyoruz. Yani ya 1 dakika ya da 1,5 dakika geçmeden televizyonda bakıyorum ki falanca kişi Doğru Yol Partisi'nden istifa etti. Lan ne oluyor, bu adam az önce böyle dedi. Ya Tansu Çiller böyle bir dönemden geçti. Zor bir dönemden geçti. Sonra hatalar da yaptı. İşte çevresi de şu bu neyse, ama Türkiye'ye gelmiş kadın başbakan olarak Türkiye için çok büyük bir şanstı. Seçimler geldi, inat etti ve inadının bedelini de ödedi, ödemeye de devam ediyor. Ben o dönemde Süleyman Soylu'nun genel başkan olduğu Demokrat Parti ya da Doğru Yol Partisi kongrelerine gittiğimde hep şunu söyledim. Tansu Çiller unutulmamış. Tansu Çiller özlemle anılıyor ve salonlar inliyordu. Geçen birkaç arkadaşımla konuştum. Dedim ki Tansu Çiller dönerse ne olur? Bugünkü o yeni partiler var ya, kendilerini küçümsemek adına söylemiyorum. Onları katlar dedi. Evet iktidar olmaz ama merkez sağda toparlar dedi. Yani peki İYİ Parti'den kırpar mı? Kırpar dedi. Orada kurmayları var çünkü dedi. Benim tanıdığım, bildiğim Cihan Paçacılar Tansu Çiller'in sağ koluydu ve dostlukları da bitmiş değil. Onu da söyleyeyim. Neyse, bütün bunlar bir kenara, yeni bir açıklama geldi. Tansu Çiller'den, Yeni Şafak gazetesinden Yusuf Özdemir kardeşimiz kendisiyle görüşmüş ve dönecek mi, dönmeyecek mi sorusunu da yöneltmiş. Tabii Tansu Çiller yılların verdiği tecrübeyle bu soruları geçiştiriyor ama geçiştirirken de bazı ipuçları vermiyor değil. Şimdi diyor ki, parlamenter sisteme dönmek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, işte Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal'a söylüyor. Bunu Türkiye'nin gençlerin önüne umut diye koymak ihanettir diyor Tansu Çiller. Yani bugün bir araya gelen ve işte imza atan vesaire açıklamalar yapan, bugün diyorsam 28 Şubat tarihinden bahsediyorum. Onları ihanetle suçluyor. Türkiye yeniden koalisyonlu parlamenter sisteme döndürmenin umut olabileceğini düşünmüyorum diyor. Ve ekliyor, bunu söylemeye devam edeceğim diyor. Tansu Çiller, en büyük endişem parlamenter sistemde koalisyonlara dönmek. Koalisyonlar genelde bir önceki darbenin ürünü oluyor. Menderes 10 yıl çok iyi performans gösteriyor. Sonra Demirel geliyor. O da iyi performans sergiliyor ama biri idam ediliyor, diğeri cezaevine atılıyor, merkez sağ yok ediliyor. Ve her kesintiden sonra koalisyonlar ortaya çıkıyor. Haklı mı? Haklı. Yeni Şafak muhabiri Yunus Özdemir kardeşimiz soruyor. Diyor ki Türkiye'de merkez sağ var mı? Tansu Hanım cevap veriyor. Bugün Türkiye'de ve bu koalisyonlar içinde olmayan şey merkez sağdır. Merkez sağ yoktur. Birçok parti dolaşılıp kaynatılıp ortasından çevrilen bir şeye merkez sağ diyemezsiniz. Veya %1'in 10'da 1'ini almış partiye merkez sağ diyemezsiniz. Merkez sağ bütünleştirir, toparlar. Şimdi ben az önce ne dedim? İşte hani dönmem diyor. Dönmem ama ya işte yan cebime de koy. Yani merkez sağ bütünleştirir, birleştirir cümlesinin altında siyasete dönüş yapacağının işaretini veriyor aslında. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Ve o can alıcı soru, parti kuracak mısınız? Aslında parti kurmaya gerek yok da çok parti var. Demokrat Parti de var, yani Gültekin Uysal evet Demokrat Parti'nin başında. Demokrat Parti'nin içinde de Tansu Çiller'e özlem duyan birçok, daha doğrusu tabanın çok özlem duyduğunu söyleyebilirim. Onu söyleyebilirim. Tansu Hanım cevap veriyor. Şu an öyle bir karar içerisinde değilim ama yaptığım bir tespit var. Toplum bölünmüş durumda. Toplumu kucaklamak lazım. Bunu en iyi yapabilecek girişimin her tarafa kucaklayan bir merkez sağ oluşum olacağını düşünüyorum. Bunu Türkiye'ye yeniden kazandırılması gerektiğine inanıyorum. Bu parti kuracağım anlamına gelmiyor ama bunu tespit etme beni düşündürüyor. Yahu Tansu Hanım Allah aşkına. Yani bu iki oluyor. Parti kuracak mısınız? Ya buna gerek yok. Yani beni parti kuracağım anlamına gelmiyor, şu olmuyor, bu olmuyor. Ben siyasete yeniden dönecek miyim, dönmeyeceğim. Buna gerek yok yani. Zaten burada işaretleri veriyorsunuz. Evet, ben bir ihtiyaç duyuyorum. Zaten burada söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki toplumu kucaklamak gerekiyor diyorsunuz. Bunu yapabilecek en iyi oluşum merkez sağdır diyorsunuz. Yani ben gelirsem bu oluşumu sağlarım diyorsunuz. Parlamenter sisteme karşı çıkıyorsunuz. Başkanlık sistemini destekliyorsunuz. Orta yerde de bir boşluk var. Evet, bence de var. Dönecekseniz dönün. Yani ben parti kurmuyorum ama düşünüyorum gibi bir hani kafada soru işareti bırakacak bir açıklamayı da ben çok doğru bulmuyorum. Ben kendi görüşümü söyleyeyim. Hani Tansu Çiller çok yakından bildiğim, tanıdığım bir isim. Doğru Yol Partisi'nde siyaset yapmasına referans olan kişi olarak da söylüyorum. Hatta daha ileri gideyim. Evine, makamına destursuz zamanında giren kişi olarak söylüyorum. Tansu Hanım siyasete ilk dönemlerinde acemiliği vardı. Ustalaştı ama etrafı ya da seçimleri, yaptığı seçimler, çakallar maalesef o dönemdeki medya yapısı, medya taviz vermemesinden, özellikle Aydın Doğan medyasından bahsediyorum. Tansu Çiller'e yapmadıkları zulüm kalmadı. Bak, yapmadıkları zulüm kalmadı. Öyle bir canını acıttılar ki çıplak fotoğraflarını yayınladılar. Yani mayolu fotoğraflarını yayınladılar. Bak, havuza girdi diye, denize girdi diye birçok böyle akla hayale gelmeyen bir takım yayınlar yaptılar. Sonra da Allah gani gani rahmet eylesin, 28 Şubat sürecinde koalisyon kurdu Necmettin Erbakan'a. Herkesin öcü gibi baktığı, Necmettin Erbakan'a herkesin kendisinden kaçtığı, herkesin böyle aman beraber görünmeyelim dediği dönemde gitti yumruğunu masaya vurdu. Ben Necmettin Erbakan'la birlikte bu ülkeyi yönetirim dedi ve başbakan yardımcısı olarak görev aldı. Arkadaş, bunu yaptı diye herkes Tansu Çiller'e düşman oldu. Zaten 28 Şubat'ta öyle geldi. Vay, niye onunla koalisyon kurarmış? Dönüşümlü başbakanlık süreci Türkiye'de ilk defa başlatılmıştı. Necmettin Erbakan'dan sonra Tansu Çiller başbakan olacaktı. Malumunuz 28 Şubat sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş başbakanına ağza alınmayacak hakaretler aleni bir şekilde yapıldı. MGK toplantılarında böyle akla hayale gelmeyen şeyler yapıldı. Bir tane alçak Erzurum'dan bu ülkenin başbakanına pezevenk diyecek kadar ileri gitti. Oturdukları masalarda, Erbakan'ın olduğu masalarda rakı sofrası kurdular. Bilinçli bir şekilde canını acıttılar, yok etmek istediler ve sonra 28 Şubat sürecinde mezarını kazdılar. Bugün övüyorlar, bugün arkasından büyük lider diyorlar, deha lider diyorlar falan. Şimdi Erbakan'ı istifa ettirdiler. O dönemdeki manşetler şu anda gözünüzün önünde. Yani bu iblis FETÖ'nün başı, o da beceremediniz gidebilirsiniz diye oralardan meydan okudu. Hürriyet gazetesinin manşeti. Efendim, Erbakan istifa edince ben o zaman Ankara'dayım, Günaydın gazetesindeyim. Rahmetli Behiç abi, Behiç Kılıç da bizim genel yayın yönetmenimiz. Bekledik ki Süleyman Demirel hükümeti kurma görevini Tansu Çiller'e versin. Vermediler. Tansu Çiller'e hükümeti kurma görevini vermediler ve Mesut Yılmaz'ın elini Demirel memleketi Isparta'da havaya kaldırdı. Başbakanım budur dedi ve hükümeti kurma görevini azınlığı olmasına rağmen Mesut Yılmaz'a verdi. Geri çekildi Demirel. İşte Tansu Çiller böyle bir süreçten geçti. Zorlu mücadelelerden geçti. Medyayla mücadele etti, Demirel'le mücadele etti, askerle mücadele etti, yanı başındaki hainlerle mücadele etti. Sonra tekraren söylüyorum, hatalar da yaptı ve o etrafındaki o çakalların yapmış olduğu, ne bileyim adını da koyamıyorum, büyük hatalar yüzünden siyasete veda etti. Şimdi millet istiyor mu bilmiyorum. Yani AK Parti iktidarı, anketler, buraya bir anket yapılması lazım ama merkez sağda şunu biliyorum, yani içinde olan birisi olarak iyi biliyorum, Çiller'in karşılığı var kardeşim. Yarın dönsün, hatalarından da arınan bir Tansu Çiller bu ülkede iş yapar. Yani merkez sağda söz sahibi olur diye düşünüyorum. Yani ne olur? Valla şeyi katlar. Ali Babacan'ı katlar, Ahmet Davutoğlu'nu da katlar, Saadet Partisi'ni de katlar, Demokrat Parti'nin ya zaten oyu belli, biliyorsunuz. Belli bir yerde olur, iktidar olmaz ama Cumhur İttifakı'nın çok çok önemli bir bileşeni olur. Onu belirteyim. Ha şimdi diyorlar ki Tansu Çiller'e Tayyip Erdoğan parti kurduruyor. De get ulan diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Allah'a ısmarladık.